Değerli dostlar, Güney Kafkasya devletlerinden Ermenistan hala Gürcistan üzerinden gelen bir mesaja cevap vermedi. Yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ta Tiflis'e kadar giderek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Paşinyan'a yönelik olarak gel kardeşim biz burada kardeşim derken şey olarak söylüyorum. Gel burada üçlü bir masa kuralım ve sonuç itibariyle ne Rusya ne Avrupa Birliği ne Amerika bu işlere karışmasın. Kafkasya'nın sorunu zaten 5-6 maddelik bir anlaşma metnidir. Bu işleri de Gürcistan'la beraber hep beraber yapalım bitsin gitsin mesajına daha henüz Paşinyan cevap vermedi. Oysa yani sonuç itibariyle illa bir arabulucunun bulunması gereken bir süreci çoktan geride bıraktı Güney Kafkasya. Çünkü arabulucular ne için vardır? Sürmekte olan bir krizin, değil mi? Bünyesinde bir sonuç alabilmek için siz arabulucu kullanırsınız. Mesela şu anda Gazze'de büyük bir savaş var. Erdoğan diyor ki İshak Herzog'a ve Mahmut Abbas'a ben arabulucu olabilirim. Bir durdurun şu savaşı bir durdurun bir bakalım diyor. İşte bu arabuluculuk gerektiren bir durumdur. Ama sonuç itibariyle Karabağ'da olan olmuş biten bitmiş. En son 19 Eylül 2023 tarihli bir günlük tatbikat ve harekatla orada ne Ermeni savaşçısı kaldı, ne Ermeni devlet adamı kaldı. Hatta gitme dediler ama gitti. 110 bin de Ermeni göç etti. Yani bitmiş bir konunun barış anlaşması yapılacaksa illa büyük güçlerin oralarda dolanması, kendi kafalarına göre yeni gündemler oluşturmasına falan gerek yok. Gerek yok. Böyle bir şeye gerek yok. Fakat tabii ki Batı sorunun bir müddet daha devam etmesinden yana. Ve belli ki Ermeni diasporasıyla Batılı destekçileri Nikol Paşinyan'ın tam anlamıyla bir Rusya'dan kopuş sürecine destekliyorlar. Nitekim bu da oluyor. Ve hep söylediğim gibi sonuçta Ermenistan'a Batı yerleşecek. Oraya Batı yerleştiği an itibariyle de Türkiye, Yunanistan ve Rum kesimiyle neler yaşıyorsa Azerbaycan'da, Ermenistan'da ve onun arkasındaki Batılı güçlerle aynı şeyleri yaşayacak. Aynı. Bu tarih böyle gidiyor. Yani biz şimdi Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rum yönetimini tartıştığımız zaman hemen arkasında kimleri buluyorsak, Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, falanı filanı aynı şeyleri şimdi Ermenistan'da Bakü yaşayacak. Yani kardeşlerimiz kulübe hoş geldiniz. Şimdi tabii bu süreci de Paşinyan kendi kafasına göre değil bence akıldan verenlerin kafasına göre şöyle yapıyor. Biliyorsunuz Ortak Güvenlik Anlaşması örgüt üyesi Ermenistan. Kim o nasıl bir örgüt? Rusya liderliğinde işte Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan'ın da olduğu bir tür savunma örgütü bu. Bir tür Rus NATO'su diyorlar buna. Ama bizim NATO gibi değil yani o bambaşka bir şey ama bu da oyunun gibi bir şey. Ve Ermenistan özellikle 2020-2023 hattında 3 yılda Rusya'nın ve diğer üye devletlerin Ermenistan'ı gerektiği gibi Azerbaycan'a karşı korumadıklarını ileri sürerek bu yıl bu örgütün, bu yapılanmanın tüm askeri tatbikatlarından çekildiğini duyurdu. Çekildi. Yani artık tamamen köprüleri attı. Esasında Rusya daha önce de Putin de açıklama yaptı. Ya senin topraklarında olmadı ki savaş. Karabağ'da Azerbaycan topraklarında oldu. Sen bizden ne bekliyorsun? Savaş senin topraklarına sıçrasaydı iyi kötü gelirdik. Ama senin topraklarında savaş olmadığı için biz de sana gelmedik dedi.
Esasında tabii o örgütün özellikle Kazak ve Kırgız varlığı nedeniyle öyle Azerbaycan'a karşı kolay kolay bu işleri yapmayacağı belli bir şey. Yani belki Rus askeri gelir, belki Belarus askeri gelir ama Tacik, Kırgız ve Kazak gelmez. Yani Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı savunmak için geçelim. Ama tatbikatlara geliyorlardı Türkler. Oradaki tatbikat. O da bitti. Şimdi bu Rus, Belarus, Kırgız, Kazak ve Tacik orduları Kırgızistan coğrafyasında yıkılmaz kardeşlik adı altındaki tatbikatı sürdürüyorlar. Ermenistan yok. Paşinyan Bişkek'e de gitmedi Kırgızistan'ın başkentine. Çünkü orada da bağımsız devletler topluluğu liderler zirvesi var idi. İşte Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Belarus bunlar toplandılar. Hatta işte Putin Aliyev'le uzun bir Karabağ toplantısı yaptı. Sonra yaptığı açıklamada zaten çözülmüş bir sorun. Rusya olarak biz bu sorunun çözümlenmesi için gereken desteği sürdürmekte kararlıyız falan gibi laflar da söyledi. Fakat Belarus lideri Lukashenko, biliyorsunuz Putin'in bazen çok ileri söylemediği lafları o söylüyor, Medvedev gibi. Çıktı dedi ki bu Ermenistan dedi artık bir müttefik gibi davranmıyor. Bu dedi bağımsız devletler topluluğu meselesi için çok ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Çünkü dedi önce bu teşkilattan dedi bağımsız devletler teşkilatı, Nursultan Nazarbayev, Kazak eski liderinin 1991 veya 92'deki önerisi üzerine kurulmuş eski Sovyet Cumhuriyetlerinin bir tür fiili devamı gibi bir şey. Önce dedi Gürcistan ayrıldı, sonra dedi Moldova'da büyük patırtı çıktı, zaten Ukrayna şu anda yok, anladığım kadarıyla Ermenistan'da gidiyor dedi. Ve bu konuyu da çok rahat söyledi. Ayrıca dedi ki bu dedi özellikle Orta Asya devletleri içinde dedi çok ciddi bir sorun görüyorum. Çünkü dedi Batı Orta Asya ve Hazar'da özellikle dedi kendine yakın siyasi hareketler üzerinden yeni bir jeopolitik saldırı planlıyor dedi. Yeni bir jeopolitik saldırı. Sonrasında da Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bertnikov çıktı. Dedi ki, bakın dedi bu Ukrayna Savaşı, Filistin, yani dedi Batı bütün çatışma noktalarını genişletiyor dedi. İstikrarsızlıklar üzerinden yeni bir paradigma üretme çabası içinde. Bu nedenle dedi özellikle Orta Asya'da etnik ve dini geleneksel çatışma noktalarını sivil toplum, sosyal medya üzerinden ve oradaki batılı istihbaratlara çalışan unsurlar üzerinden kaşıyacaklarını, çatışmalar oluşturacaklarını ve bu çatışmaların da zaman içinde tıpkı bir dönemin işte George Soros'un hatırlayacaksınız renkli devrimleri gibi renkli devrimlere yol açacağını bu konuda Bakü'nün de bu alanda bir ciddi hedef olduğunu söyledi. Şimdi tabii bunlar durup dururken konuşulan bu kadar rahat konuşulacak hikayeler değil. Demek ki Rusya istihbaratı ve oradaki uzmanlar Batı'nın Rusya'nın arka tarafında da yeni bir takım manevralara girişeceğine inanıyorlar. Bunları ciddiye almak lazım. Öyle efendim bunlar şimdi komplo teorisi üretiyorlar falan demeyin. Öyle şeyler demeyin. Her an her şey bu dünyada yani daha geçen cumartesi günü yaşandı. Hamas gibi bir örgütün İsrail gibi istihbaratıyla, siber güvenliğiyle, ordusuyla her şeyiyle Orta Doğu'nun en gelişmiş devletine bu şey yapabileceğini kim düşünebilirdi? İşte aynı şey herkes için geçerli. Dikkatli olmakta ve alarmda olmakta yarar var. Batılıların özellikle Türk Cumhuriyetleri ile bir temasları var Avrupa Birliği ve
Amerika Birleşik Devletleri olarak ama belki de daha farklı bir şeyler düşünüyor olabilirler. Bakacağız. Hoşça kalın.